Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 10. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılıdan sorular çözeceğiz ve sizi sınava hazırlayacağız ve siz de o sınavdan çok iyi notlar alacaksınız. Hazır mıyız? Evet, şimdi hazırsanız sorularımız gelsin derken videoya bir beğeni bırakırsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Eğer kanala abone değilseniz de abone olursanız e, benden mutlu olmaz diyelim. Çünkü birçok içeriği 11. sınıfta da göreceksiniz. Bu kanalda 11. sınıfa yönelik çalışmalar da Haziran'da başlayacak. Ara sınıf öğrencileri şu an benim gözlem, özellikle 10. ve 11. sınıftaki öğrencileri sınava önceden hazırlayalım ki 12. sınıfta YKS ve işte artık askeri sınava mı girmek istiyor, mesela yani YKS'ye mi girmek istiyor, hangisine yönelik işlem yapacaksa geometrisi hazır olsun diye böyle bir düşüncem var. O zaman hazırsak hemen ekranımıza sorularımıza verelim. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Tabii ki bugün çokgenler ve dörtgenlerden sorular çözeceğiz. Şöyle ben ekrana soruyu getirdim. 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı hakkında biraz bakalım neler çıkacakmış. Şimdi bir çokgenin iç açılarından 3 tanesi 165, 135, 120 derece. Çokgenin diğer iç açıları birbirine eşit ve 140 derece ise buna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar çokgenlerin İç açıların kenar sayısına göre hesaplanabilirken dış açıları kenar sayısı olmak zorunda değil. Yani dış açısını bulmak istiyorsan kenar sayısını bilmek zorunda değilsin. Şöyle düşün. Bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360 derecedir. E hocam o zaman sen 165'in dış açısı nedir? 15 derecedir. 135'in dış açısı nedir? Neye tamamlıyorum arkadaşlar? 180 dereceye. 135'in dış açısı 45 derecedir. 120'nin dış açısı 60 derecedir ve diyor ki sana İç açıları birbirine eşitmiş yani diğer çok diğer kenarların iç açıları birbirine eşit ve 140 derece. Peki 140 derecenin dış açısı nedir? 40 derece değil mi? Peki kaç tane olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Bundan x tane diyelim. Bakın x tane. Diyorum ki 40 çarpı x. Peki şu an benim yazdığım hepsi dış açı değil mi? Peki dış açılar toplamını ben neye eşitleyebilirim? Söylediğim gibi 360 dereceye eşitliyorum. Toplayalım arkadaşlar. Şurada ne var? 45 ile 15 topladım 60. 60 daha 120. Karşıya yolladım. 40x eşittir. 360 eksi 120. 240 derece olacak. X buradan nedir? 6'dır. Aman dikkat. Bakın A şıkkında 6 var. Ben şuraya x tane dedim ya. Siz şu an 140'ın 6 tane olduğunu buldunuz. 1, 2, 3. 3 tane de kenar burada var. N dediğimiz kenar sayısıydı. 6'ya 3 ekledin. Nedir? 9'dur. Demek ki çokgenin kenar sayısı D seçeneği yani 9 kenarlı bir çokgenmiş diyebiliyoruz. Bakın bu çok elenebilecek bir soru tarzı. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Buna bir yıldız attım. Siz de aynı şekilde çözersiniz diye umuyorum. Tamam. Birinci sorumuz bu şekildeydi. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi ne görüyorsunuz? Bir düzgün beşgen var. Düzgün beşgenin bir iç açısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? 360 dereceyi kenar sayısına bölüyorum. Neyi buldum şu an? Dış açıyı buldum. Pardon. Dış açı nedir? 72 derecedir. Peki dış açı 72 ise 180'den 72 çıkardım. 108 de iç açı olacak. Yani ben buradan bulmanızı tavsiye ediyorum. Daha hızlı ve daha pratik. Tek bir formülle n eşittir. Bakın kenar sayısı eşittir. 360 bölü dış açı. Dış açıyı da alfa ile gösterirsem bu şekilde. Çarpma işleminde hocam değişme özelliği var mı? Var. Yani n ile alfayı yer değiştirebilirsin. Alfa eşittir. 360 bölü n şeklinde de yazabilirsiniz. Geldim soruya. Düzgün beşgende iki tane kenarı birleştirmiş ve iki çizgi demiş. Gördünüz mü? E ben bunu şöyle diğer kenarla eşitlesem. Sorunun verdiği kenarla. E peki düzgün beşgende tek köşegen vardı. Yani A'dan D'ye çizdiğinde Sonuçta ne oluşturacak? İki çizgi oluşturacak. E baktığında bu da iki çizgi. Bakın ikiz kenar geldi. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşit olacak. Yani şurada sarıyla boyadığım yer ile şu iki açının toplamı birbirine eşit olacak. Fakat bir açımız kaç dereceydi? 108 dereceydi. 108 ve ikiz kenarlık söz konusu. O zaman ikiz kenar üçgen nasıl bulunuyordu? 180-108, 72, 2'ye böldüm. 36 burası, 36 burası. Yani bunu hızlı bir şekilde yazacağım zaten. Bu benim adım soyadım gibi bilmem gereken bir şey. Peki burada olan her şey diğer köşegende de olacak. 36'ya 36 ve şurası 108. Doğru mu? Peki ben tepede ne görüyorum arkadaşlar? 36 ile 34'ü toplasam bak şu boyadığım yere baktığımda ne yapar? 90 e, şeyinde 90'ı pardon. 70 derece yapıyor değil mi? Peki tepede 70 derece varsa 180 70 110. 2'ye böldüm. 55 derece ve 55 derece. 55 dereceden de 36'yı çıkartırsam da şurayı bulacağım. Biz aslında cevabı bulduk, değil mi? Peki ne gelir buradan 29 bu yok 19 pardon 19 derece şurasıymış diyebiliriz. Anlaştık mı arkadaşlar biz zaten cevabı 55 olarak bulduk ve şıklara baktığımızda cevap D seçeneğidir. Yani burada ben bir e, yazılda kesinlikle şu beşgenin köşegenlerinin birbirine eşit olduğunu düzgün beşgenin köşegenlerinin birbirine eşit olduğunu ve bu sayede dışarıdaki kenarla da eşitlik sayesinde şurada bir ikizkenar kenar yakaladığımı sorabilirim. Tamam mı aklınızda bulunsun geçiyorum. Üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz dörtgenlerle alakalı. Tabii ki burada şu özelliği bilmemiz gerekiyor. Bakın bir dörtgen çizdiğinizde bakın rastgele bir dörtgen çiziyorum. Ardışık açıortaylar oluşursa bakın bir ardışık bir de karşılıklı. Ardışık açıortaylar oluşsun. Harflendirelim A B C D dörtgeni. Şuraya alfa dersen formül sana der ki alfa eşittir D ile C'nin toplamının yarısıdır. Karşılıklı açı ortaya olursa farklarının yarısı mutlak değer arasında farklarının yarısı dar açıyı verecek. E yani burada ardışık açı ortayların kesişimi alfa açısını oluşturuyorsa şimdi burada herhangi bir şekilde benzetmiyor değil mi? Ben bu şekli buna benzetmem lazım. Nasıl olacak? İstediğin yerden açı ortay çizebilirsin. Bak A'dan açı ortay B'den açı ortay çiziyorum. Niye böyle bir şey yaptık hocam? Şimdi birazdan göstereceğim bakın. Bunu yaptık ya. Mesela şuraya x diyeyim. X eşittir. 120 derece ve 80 derece. Formüle göre 120 artı 80, 200 yapar. 2'ye böldüğünde X eşittir, 100 derecedir. Peki X'i hocam 100 bulduk ama biz hala alfa arıyoruz. Bakın, sakin olun. Burada ne var? A'ya A, A B'ye B şeklinde yazsam. 2A artı 2B nedir? 180 derecedir değil mi? Bak 2A artı 2B, 180 derece. Peki 2'ye böldüğünde A artı B'nin ne olduğu ortaya çıkar? 90 derece olduğu ortaya çıkar. Peki ben o zaman şunu söyleyebilir miyim? Tam şu arası 90 dereceymiş. E hocam solda iki tane açı ortayda yapabiliyorsam sağdaki iki açı ortayda da bunu yapabilirim diyebilirsin. Ve karşısındaki kenarda 90 derece olacak. İki tane 90 yazdım. Şimdi mavi çizdiğim dörtgene dikkat edin. Dörtgenlerin iç açılar toplamı 360 derecedir. O zaman ben gelip şunu söyleyebilirim. 90-90-180. Yüzün e karşısına ne yazarsam 180 olur. 80 dereceyi. Alfa demek ki neymiş burada arkadaşlar? 80 dereceymiş. O yüzden şu özelliği sakın unutmayın. Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Geçelim bakalım. Dördüncü sorumuza. Ne görüyorsunuz? Bir düzgün sekizgen var bir de düzgün altıgen var. Bu ikisinin ortak noktası nedir? İkisi de AB kenarına yapıştırılmış değil mi? Yani bunun bir kenarı mavi ise örnek veriyorum mesela. Her yere mavi iki çizgi yazabilirim bak şu şekilde. E bunu yaptık. E düzgün sekizgende de bir kenar mavi. O zaman her yere yine eşitlikleri yapıyorum. Bunu yapar yapmaz, şurada bir ikiz kenar yakaladık. Bakın, şurada bir ikiz kenar gördünüz mü? Geri sileceğim şu kareyi. O ikiz kenara baktığımızda, hatta daha rahat görmeniz için biraz daha büyük çizeceğim orayı. Bakın, şöyle geldi, şöyle geldi, gidiyor, tamam mı? Aynı şekilde diğerinde maviyle çizelim. Bak, bunun üzerinde şöyle, şöyle gidiyor. Tamam, mı? gitsin bakalım. Sonra da şu MC birleştirilmiş tamam mı? Şimdi baktığımızda şu ikisinde de ikiz kenarlık yakalamadık mı? Yakaladık. Peki şu içerinin ben 366'ya 6'ya böldüm. Bak 360 bölü 6. Şunu sileyim. 360 bölü 6 60. dış açı 60 ise iç açı ne olacak? 120. Peki şu aradaki açıyı bulmaya çalışalım. Bak boyadım. Peki o açı için de 360'ı 8'e böldüm. 360 bölü 8. Ne yapar? 45 derece yapar. E dış açı 45 ise iç açı 135 mi olacak? 135 olması için ben buraya ne yazarım? 15 derece yazarım. Peki tepe açısı 15 derece olan ikizkenar üçgende tabanlar birbirine eşit olacak. Ben kırmızı kırmızı yaptım. Peki oralara mesela y y desek. Ne yazacağım? 2 y artı 15 eşittir 180 derece ise. 2 y eşittir 165. 162'ye böldüm 80. 5'i 2'ye böldüm 2.5. Y buradan ne geldi? 82.5 geldi. Peki y 82 buçuksa bunun üstünde x var. X ile Y'nin toplamı da 135 derece olacak. 8 gene göre konuşuyorum. O zaman X artı Y eşittir 135 derece ise Y gördüğüm yere 82,5 yazdığımda X ne olur? 135 eksi 82 buçuk ne yapar? 47 buçuk mu yapar? Aynen öyle. 40, 42 değil pardon. 47 buçuk derece bizim için aranan kanmış. Yani cevap C seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Önce Y'yi buldum. Sonra ikisinin toplamının 135 derece olduğunu düzgün sekizgenden söyledik. Ve yerine yazıp cevabı bulmuş olduk. Var mı soru? Yoksa geçelim. Dördüncü sorumuz bu şekildeydi. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda yine bir dörtgen sorusu. Fakat oranlar var. Önce oranları yazalım. Bakın köşegenler dik kesişiyor. ED bölü AE. ED'ye 2K desem. Çünkü 2 bölü 1 olacağı için 2 oranı vermiş ya. ED bölü AE. 2 K. Yani 2K'ya K, K. BF bölü FC de aynı şekilde. Buraya M yazsam burası 2M'miş. Tamam mı? Peki iyi. bunları niye yaptık hocam? İşte şu yüzden. Köşegenler dik kestiği için E'den bakın şu pembeyle çizdiğim köşegene E'den bir paralel çizsem bakın. Paralel çizmek ne demektir? Thales teoremini kullanmak demektir. Yani K'nın karşısında örnek veriyorum B yazarsın. 2K'nın karşısı 2B olur. Hatırladık mı? Orana göre bak şu sarı orana göre Sarı oran. Güzel isim bak. Sarı orana göre turuncu oranları sağlamış oldum. Paralelliği tabii unut, unutmuyorum. Paralellik şartıyla yapıyorum. Şimdi bunu yaptık. Çok güzel. Peki burada bir temel benzerlik yapsak. Çünkü AC'nin 12 olduğunu biliyorum ya. Bakın 2'nin 3'e oranı yazıyorum bakın. 2K'nın 3K oranı eşittir. E'den çizdiğimiz şuraya T diyeyim mesela. ET bölü bakın ET uzunluğu bölü AC. AC'yi de 12 vermiş. Peki arkadaşlar K'lar sadeleşti mi? Sadeleşti. 3'ün kaç katı alınmış? 4 katı. 2'nin kaç katı alınacak? 4 katı. 2 çarpı 4 8 mi? ET'yi ne buldum? 8 buldum. Yazdım. Peki aynısını bir de bakın şurada 1'e 2 oran var ya bak. E, f noktasına bakın. Burada da 1'e 2 oran var. F ile T'yi birleştirsem. FT bak. Fatih Terim. F ile T'yi birleştirsem. Ben burada sonuçta sağda ve solda oranlar aynı olduğu için bu sefer mavide bir tales yapabilirim. Bak mavi paralel. Peki mavi kenarların üzerinde bir tales yapmak istesek. BD'yi de biliyoruz ya. 1'in 3'e oranı bakın. M'in 3M oranı eşittir. FT bölü BD'de ne var? 18 var. Peki burada da aynı şeyi yapalım. Bak M'ler sadeleşiyor. 3'ün 6 katı alınmış. 1'in 6 katı da FT'yi de 6 bulduk mu? Güzel. Bak FT'ye de 6 yazdım. Peki, şimdi buraya dikkat. Biz az önce pembelere paralel demiştik, değil mi? Bu 90 90'sa U harfinden bu da 90 veya yöndeş açıdan 90. Peki, aynısını BD ve FT paralelliğine göre yapsam bu yukarıdaki 90'ı aşağıya da taşımış olurum. Bu sayede bakın maviyle taradığım dik üçgene bakın. Tanıdık bir dik üçgen ortaya çıktı. Gördünüz mü? 6 bir kenar, 8 bir kenar, hipotenüs de 10 mu olacak? Şöyle çizersek bakın. Şurada 6 buldum köşe 90 8 6 8'li o üçgeni var. 10 üçgeni var. Bizden istediği EF de 10 birimdir diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 5. sorumuz bu şekilde geçiyorum 6. sorumuza. 6. sorumuz bir yamuk sorusu. Yamuk önemlidir. Yamuk nedir? Alt taban üst taban paralel olacak bir dörtgene biz yamuk diyebiliyoruz. Peki ben zeminle tavanın paralel olduğunu söyledim. Bir de ekstra EF paralel verilmiş. Gelin bu paralelliği devam ettirelim. Bakın devam ettirdim. Peki şurada bir ne yakaladık? Bakın şöyle bakarsanız bir Z harfi. Peki Z harfine göre burada tek çizgi varsa tek çizgiyi buraya taşır taşımaz. Şurada bir ne yakaladım? İkiz kenar yakaladım. Peki aynısını bir de aşağıda yapsam. Bak şöyle sarıyla göstereyim. Bir tane daha Z var. Şu şekilde. E bu z'ye baktığınızda aşağıdaki noktayı da yukarı ben taşısam. Şu şekilde iç ters açılar birbirine eşittir. E burada da bir ikiz kenarlık yakalıyoruz. Yani bunu yapar yapmaz. Bakın eşit orta nokta paralelliğin etkisiyle eşit orta nokta olacak. Tamam mı? Peki bu neyi ifade eder? Orta tabanı ifade eder. Peki ben o zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Orta taban ne demekti? Alt taban artı üst taban bölü 2 bana orta tabanı verecekti. Bak orta taban. 14 artı 6 bölü 2 ne yapar? 20 bölü 2'den 10 yapar. Peki arkadaşlar şurada 4 varsa 10 olması için ben buraya ne yazarım? 6 yazarım. Şu biraz yukarı yazalım karışmasın. Bak 4 var şuraya da 6 yazarım. E bunlar da eşitti zaten 6 6. X'in bulunduğu yerde ne var şu an? 12 var. Demek ki bizden cevap olarak X yani 12 istenmiş diyebiliyoruz. Orta tabanı sakın unutmayın. Alt taban artı üst taban bölü 2 orta noktaların birleşimini verecek. Yamukta. Tamam mı? Geçiyorum. Yedinci soru bir paralel kenar sorusu ama senin tanıdığın bir paralel kenar sorusu. Hocam ne demek o? Hatırla üçgenlerde bir tane açı ortay özelliğin vardı. Neydi o? Açı ortaya şöyle ben bir pembe açı ortayı çizdim. Açı ortayın üzerinden bir tane nokta alıyorduk. Aldım. Bu noktadan her iki kenara da dikler atıyorduk bak. Her iki kenar Tabii ki her zaman dik olmak zorunda değil. Ben özelliği sürekli burada gördüğümüz için 90'da gördüğümüz için söylüyorum. Peki bu 90'ları yazdıktan sonra ben aynı noktadan çıkış yaptıkları için üst üste katlama sorusu bak. Katlama ifadesi oluşturduğu için katlama soruları zaten açı ortaydan ilerlenir. Peki üst üste geldi 90'lar eşit. Şuradaki kenarla buradaki kenar da eşit. Hatta şurada da bir açı ortay söz konusu. Ortak hipotenüs olduğu için. Peki hocam o zaman E'den ben şöyle bir dik atayım. Neden? Çünkü E'den aşağıya dik atılmış. Değil mi? Peki 90 e şu da 90. Peki bir de sol tarafa yapalım onu. Bak bir de sol tarafta da çortay var ya. Bunu da devam ettiriyorum. Şu da 90. Tamam mı? Bak şu şu eşit. Açı ortay özelliğinden. Neden kaydı? Dur. Düzenleyelim. Ha. Açı ortay özelliğinden eşit bunlar. Peki burada da aynı şey var. Eşit. Peki hocam şu açı ortaylar niye verilmiş? A yazdın. A yazdın. B yazdın. B yazdın. 2A ile 2B'nin toplamı bu bir paralel kenar olduğu için A ile B'nin toplamı U harfinden 180 derece olacak. Doğru mu? Peki ben bunu 180'e eşitlersem 2'ye böldüm. A artı B ne olur? 90 derece olur. Demek ki senin şurada A ile B var ya. E noktası kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Peki 90'dan 90 inince ne oluyordu? Öklit oluyordu. Yüksekliğe H desen. H kare eşittir. P çarpı K. 9 çarpı 4. Hamburgerin karesi patates kızartması diye kodluyorduk. Bilmeyenler varsa onu söyleyelim hemen. Peki 9'a P dedim. 4'e K dedim. 9 çarpı 4 36 değil mi? Hangi sayının karesi 36'dır? 6'nın. E peki yüksekliği hocam 6 buldun ama benden alanı istiyor. Paralel kenarın alanı neydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklikti. E ben bu 6'ları şöyle yerleştirsem eşitlikten dolayı. Tabanında 8 var. Yüksekliğinde 12 var. Alan o zaman nedir? 8 çarpı 12'den ne yapar? 96 birim kare veya santimetre kare diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Cevabımız C seçeneğidir. O yüzden şu açı orta özelliğini sakın ama sakın unutmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Geçiyorum. 8. soru bir özellik sorusu. Sekizinci soruya baktığımızda köşegenler dik kesilmiş. Önce formülü göstereyim arkadaşlar. Neydi formül? Şöyle bir dörtgen çizdiniz. Formülün zaten nereden geldiğini de göstereceğim. Köşegenleri çiziyorum şöyle. Köşegenler dik mi kesişiyor? Evet. Köşegenler dik kesişiyor. A, B, CD. D. Karşılıklı kenarların karelerinin toplamı birbirine eşittir. A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare bana formülü gösterecek. Peki baktığında 2'nin karşısında 6 var. 2'nin karesi 4. 6'nın karesi 36 eşittir. X'in karşısında 4 var. Artı eşittir. X kare artı 4'ün karesi 16. Peki X kare burada dursun. 16'yı karşıya negatif yollarsam 36 eksi 16 ne yapar? 20 yapar. Peki 20 ile 4'ü topladım. 24. 24'ün çarpanları nedir? 4 çarpı 6'dır. Peki ben burada her iki tarafın kare kökünü alsam. 4 dışarı 2 diye çıkar ama 6 çıkamadığı için x'in değeri ne oldu arkadaşlar? 2 kök 6 oldu. Formülü unutmuyoruz. Dediğim gibi karşılıklı kenarların karelerinin toplamı birbirine eşittir diyebiliriz. 8. sorumuz bu şekilde. Geçelim bir paralel kenar sorusu daha. 9. soruya. Tabii ki burada bak paralel kenarda iki farklı kenar olduğu için bak mavi kenar farklı kenar kırmızı kenar farklı kenar. O yüzden buna inen yükseklikler de farklı olacak. Eşkenar dörtgen olmuş olsaydı ikisine inen yükseklikler eşit olacak çünkü kenarlar aynı olduğu için. Peki BC 15 verilmiş. Bak BC 15. AB 25. Şurası 25. Karşıya 25 yazdım şu şekilde. Peki bunu da aynı şekilde 15'i karşıya yazdım. X'i soruyor. Peki paralel kenar ne demekti? Sen buraya bir açı yazsan nokta diye. Karşıya da bunun 180'lisini 180 yani bütünlerini yazacaksın. Bütünler toplamları 180 derece olan açılarda hatırlarsanız, 9. sınıf üçgenlerden doğruda açılardan. Peki bunu o zaman tekrar devam etmek istesem. Karşılıklı açılar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani bir şöyle U yapıyorsun bak. Bir böyle U yapıyorsun. Bir de şöyle U yapıyorsun. E bu sayede karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Peki hocam oraya sen 90'ı yazdın ama. Şöyle bir şey söz konusu. 90 nokta tek çizgi. 90 nokta ne eksik? Tek çizgi eksik. Bu ikisinde bakın. Hatta boyayalım. Bak bu sarıyla bu mavide ne yapabilirim arkadaşlar? Benzerlik yapabilirim. Açılar aynı çünkü. Peki başlayalım. 90'ın karşısında 15 var. Sarıdan başladım. 90'ın karşısında 25 var. Eşittir. Noktanın karşısında x var. Sarıdan başladığım için sarıdan devam ediyorum. Noktanın karşısında burada ne var? 10 var. Peki sadeleştirme işlemlerine baktığımızda 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 5. 5'in 2 katı alınmış, 3'ün 2 katı nedir? 6'dır. X buradan nedir? 6 olarak bulunur. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. 10 10. soru. Aynen. Dikdörtgen sorusu. En sevdiğim konu benim dikdörtgendir. Şimdi dikdörtgende ne özelliğimiz var? Hemen gösterelim. Bak şöyle bir dikdörtgen çizdim. Dikdörtgenin köşegenleri çizilecekse bak çiziyorum köşegeni. Şu şekilde. Köşegenler birbirini ortalayacak. Bak şu şekilde. Zaten 90'dan bakın. Kelebek var ya mesela A yazdın. A yazdın. Oran 1. Tamam mı? Kelebekte. Oran 1 olduğu için şu kenarla da bu kenar eşit olmalı ki oran 1 gelsin. E bunu yazar yazmaz. 90'dan kenar ortaya oluşunca muhteşem üçlü oluşuyor. İster alt tarafta yap ister üst tarafta yap. Bunu bu şekilde ispatlayabiliyoruz. Meraklı arkadaşlar için söyleyelim. Peki ben bunu burada yaparsam. Mesela şöyle yapalım. Şu köşegeni çektim. Bu köşegeni çektim. Bunlar birbirine eşit. Peki bunları da eşitlersem. 2 çizgi, iki çizgi, iki çizgi, iki çizgi. Bu 20 ise bu da 20. Z kuralından 20'leri taşıyorum bakın. Şundan bahsediyorum. Nokta ise Z'den nokta. Aynı şekilde ikiz kenarlıktan tabanı taşıdım. Sonra bir daha Z'den yukarıya taşıdım. Bunları yazdık. Bir de diyor ki EDF eşkenar. EDF. Peki EDF'de iki çizgi var mı? Bir kenarda var. O zaman diğer kenarlarda da şöyle iki çizgileri yazacağım. Hatta pembe ile diğer kenarları da gösterebiliriz. Hocam onu niye yaptın? Çünkü sen bunu buraya eşitlerken bak şöyle eşitlerken ne ortaya çıkardın aslında? Bakın şu şu kenarla bakın şu kenarla bu kenarın eşitliğinde söylemiş olabiliriz. O zaman devam edelim. Önce 60'larımızı yazalım. 60 derece, 60 derece ve 60 derece olması için 20'si var. Ne eksik? 40 eksik. Peki şurada 20 20 nedir? 40. 140 derece olmayacak mı 180'i tamamladığımda? Ters açılar birbirine eşittir. 140 olması için 60'tan çıkardım. 140 eksi 60 ne yapar? 80 derece yapar. Peki tepe açısı 80 derece olan ikizkenar üçgende bakın. Tepe açısı 80 derece olan ikizkenar üçgende tabanlar xx olacak. Bak burası x. Bu x'in toplamı da x. 2x artı 80 eşittir 180 derece ise 2x burada dursun. 80'i karşıya negatif olarak yolluyorum. 100. 100 bölü 2'den x ne gelir? 50 derece gelir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ekstra da şuraya 30 derece diyebiliriz. 10. sorumuz da bu şekildeydi. Dikdörtgen özelliklerinden en önemlisi diyebilirim. Buna dikkat edin. Geçelim 11. sorumuza. 11. soru da çok değerli bir soru. Kimine göre zor, kimine göre çok pratik. Kenar ortay bilgisi gerekiyor burada. Neden? Çünkü sen dikdörtgende az önce söylediğimiz özelliği tekrar edersek tek çizgi, tek çizgi, tek çizgi. Buranın da eşit olduğunu biliyoruz. Peki sadece maviyle çizdiğim bakın sadece maviyle çizdiğim Üçgene bakın. Bu bir dik üçgen değil mi? Peki bu dik üçgense şöyle düşünün. D noktasından kenar ortay çizilmiş. Gördünüz. Peki C noktasından kenar ortay çizilmiş. K noktası kenar ortayların kesim noktası. K noktası DCA üçgeninin ağırlık merkezidir arkadaşlar. Ağırlık merkezi ne demekti? Kenar ortayların kesim noktasıydı. Peki o zaman ağırlık merkezinde ne özelliğimiz vardı? 1'e 2 özelliğimiz vardı. Alt taban bir birim. Üst taban 2 birim. 2x yazdım. Toplam ne oldu? 3x. E hocam bu 90'dan geliyor. 90'dan kenar ortaya oluşunca ne oluyordu? Muhteşem üçlü oluyordu. Yani toplam 3x'e 3x, 3x yazabilirsin. E bunu yazar yazmaz da burada 5 var. Burada 12 var. Köşe 90 değil mi arkadaşlar? 90. 5, 12 ne üçgenimiz var? 13. Peki 5, 12, 13'de 3x ile 3x toplayınca 6x değil mi köşegen? Evet. 6x eşittir 13 ise x buradan ne gelir? Her iki tarafı 6'ya böldüğünde 13 bölü 6 gelir. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Anlaşıldı mı? 11. sorumuz bu şekilde. Geçiyorum son sorumuza. Kare sorusuna. Karede de en çok ne karşımıza gelir? Eşlik ve benzerlik üzerinden sorular sorulabilir. Burada olduğu gibi. Kareyi önce tanımlayalım. Karenin bütün kenarları birbirine eşit mi? Eşit. Bak her yere eşit dedim. Peki diklikler verilmiş. 2 ve 5 verilmiş. Şimdi şöyle bir de köşede 90 derecem var mı? Var. Şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Buraya alfa diyorum. 90 alfa beta. Neden böyle bir şey yapıyorum? 90'ın karşısında iki çizgi var. 90'ın karşısında iki çizgi var. Köşedeki 90 sayesinde de beta'nın yanına ne yazabileceksin? Alfa. Neden? Hocam sen en başta ne dedin? Alfa artı beta 180 derecede. Şey 90 derece Yanlış yazdım. Gaza geldim. Direkt e, dobi 90 daha ekledim. Şimdi alfa artı beta 90 derece. Peki 90 beta ne eksik? Alfa. 90 beta buraya da 90 alfa ne yazabilirim? Beta yazabilirim. Yani şu iki üçgende bakın boyadığım üçgenlere bakın. Şu mavi üçgenle şuradaki sarı üçgen aslında 90'ların karşıları aynı olduğu için eş üçgen oldu. Peki arkadaşlar baktığımızda 90'ın karşısı 2 çizgi 90'ın karşısı 2 çizgi ya. Ben alfanın karşısında ne görüyorum? 5 görüyorum. Alfanın karşısında burada da ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Ne yazabilirim? 3. Neden? Yanında 2 olduğu için. E peki hocam sen oraya 3 yazınca betanın karşısında ne oldu otomatikman? 3 oldu. E burada da betanın karşısında ne olacak? 3 olacak. Peki alan sorulmuş. E bir kenarı o zaman bulabiliriz. Bakın 3 burada var. Dışarı çıkartıyorum. Şu dik üçgenden karenin bir kenarı burası. 3. 3 ile 2'yi topladın 5. En çok yapılan hatalardan biri şu. Arkadaşlar her 3 5 gördüğünüzde 4 yazmayın. 90'ın karşısı her zaman 5 olacak. O yüzden Pisagor'la buraya y yazsam. Y kare eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamıydı. 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. Toplarsam 34 yaptı değil mi? E bir sayının karesi 34 ise kare kök içerisinde alsam şöyle. Y'yi ne bulurum arkadaşlar? Kök 34 bulurum. Ama biz zaten cevabı bulduk. Çünkü karenin Alanı bir kenarın karesiydi değil mi? Yani Y yazdım. Y Y2 kare soruluyor. Y kare de direkt 9 ile 25'in toplamı olduğu için cevabımız A seçeneği olan 34 olur diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Yani kareden kesinlikle şu eşlik alfabete benzerliğini, eşliğini unutmayın. Yazılılarda karşınıza çıkabilir. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde de son sorumuzu yaptık. Şöyle bir bakalım neler yapmışız. Böyle rengarenk çözümler yaptık. Umarım verimli olmuştur. Çok genler. Dörtgenler paralel kenar işte yamuk e, ve dikdörtgen kare şeklinde sorularımız vardı. Güzelce çözdük. Açıklama kısmında pdf mevcut. Umarım verimli olur arkadaşlar. Bir de şöyle kapanışı yapalım. Evet, kanalımıza be kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya beğeni bırakabilirsiniz destek amaçlı. Dönem içerisinde de çok güzel içerikler sizlerle olacak. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki yazılı videosunda veya bir sonraki başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.